Burada bulunmaya hakkınız yok dedi. Memlükten çıkmayacağını açıklayan Amerikalı yetkililere deryansın etti. Trump'ın yöneticilerine ayar vermeye çağıran Cumhurbaşkanı gerisi gelecek sözleriyle de operasyonların devam edeceği sinyalini verdi. Neymiş? Münbiş'ten çıkmayacaklarmış. Sizin bırakınız oradan çıkmamayı. Orada bulunmaya hakkınız yok ya. Amerika'dan gelen çelişkili Membiç açıklamalarına böyle tepki gösterdi. Terör tehdidi kalkana kadar mücadele sürecek dedi, meydan okudu. Bu teröristlerin bugün Afrin'de, yarın kim bilir nerede, bize karşı savaşmak için hazır bekletildiği anlaşılıyor. Veya İran'a karşı kullanacaksın. Başka yok. Rusya'yla böyle bir şeye giremez. Girdiği anda 3. Dünya Savaşı patlak verir. Biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyoruz. Terör örgütlerine destek veren Amerikan Başkanı Trump vardı hedefinde. Sözleri sertti. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller. Sayın Trump'ın bir daha bunlara bir ayar vermesi lazım. Hele hele Türkiye aleyhine açıklama yapmak için adeta sıraya girmiş izlenimi veren sözcülerin gölgesinde biz bu işi sürdüremeyiz. Trump'a res çektikten sonra operasyonlarda gelinen noktayı da anlattı. Etkisiz hale getirilen 3698 terör örgütünü paçavraya çevirerek yollarına devam ediyorlar. Kuzey Irak'ta Sincar'a da operasyon sinyali vermişti. Bugün bir kez daha yineledi. Operasyonlar sürecek dedi. 2 gün içerisinde 38 tane PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Eğer bu devam ederse daha ileri gider. Cumhurbaşkanı daha yeşil bir Türkiye buluşmasında yaptığı açıklamaları. Çevre duyarlılığını eleştirenlere de mesajı vardı. Ağzı olan herkes konuşuyor ya. Bizi ağaç düşmanlığıyla yeşili tahrip etmekle suçlaması da ayrı bir garabettir. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çevreci, en ağaç ve yeşil dostu yönetimi olduğumuza inanıyoruz ve bunun iddiası içerisindeyiz.